Az sonra az sonra Erkan Petekkaya'da ne yapsa zaten olay oluyor. Öyle değil mi? Erken, Erkan Petekkaya evet zaman zaman böyle çıkışları oluyor ve çok konuşuluyor. Ya çok işte konuşuluyor. herkesin de bir ruh hali var. Aslında bazen e, bir anlık tepki veriyorsun. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Falanlar filanlar yani değişik şeyler de olabiliyor. Az sonra ona geleceğim. Ama Hı -hı. şimdi yıllardır gerçekten böyle canımızı yakan asla unutamadığımız... Muhteşem bir kadın var biliyorsun Arabesk. Arabesk dediğin zaman yıllar öncesinde akla gelen Bergen var. Evet. Bergen'in de filmi yıllardır yapılmaya çalışılıyor. Yıllardır. Evet. Hatta Serenay Sarıkaya'ya teklif gitti. Kabul de etti. Bir sürü sıkıntı çıkıyor. Kimi diyor ki parayla anlaşamadılar Serenay'la. O oldu bu oldu derken halis serbest... Biliyorsun yıllar sonra artık serbest kaldı ve dedi ki kardeşim bu filmi yapamazsınız. Evet öyle dedi. Ya para, neden? Para istiyor. Para istiyor. Neyin para. parasını istiyor? Para istiyor. Şimdi bu filmin içinde onun da hayatı hayatının bir bölümü olduğu için, onun da hayatına bir kesit olduğu için beni görmeden yapamazsınız demek bu. Ha, bu... E, beni görmeden bu filmi çekemezsiniz demek. Yani Senin... e, hayır servis diyor ki ben paramı almadan. Bu evet. filmi yaptırmam diyor. Şimdi bir izleyelim ondan sonra hemen Bilal Özcan'ın muhteşem yorumuna dönüyoruz. Estağfurullah. Bergen filmine bir sok daha. Yapımcılığını Mineşen Göz'ün üstlendiği ve pandemiden dolayı bir türlü çekilemeyen 80'li yılların ünlü şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmine bir engel daha. acıların kadını olarak bilinen Bergen'in yüzüne kez atan, sonra da öldüren eski eşi Halil Serbest yıllar sonra konuştu. Serbest bu film çekilemez dedi. Bilindiği gibi filmde Bergen'i canlandıracak olan oyuncunun Serenay Sarıkaya olduğu açıklanmıştı. Hatta Serenay Sarıkaya projeye ayrı bir heyecanla hazırlandığını söylemişti. Ama çekimleri dört kez ertelenen film en sonunda Serenay Sarıkaya'nın canına tak etti. Ve güzel oyuncu projeden ayrıldığını şu sözlerle duyurdu. Sevgili arkadaşlar yaklaşık iki buçuk seneye aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim Bergen'in hayatını konu alan film defalarca pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımı yapımcılarımızla paylaşmıştım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen film ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim. Sarıkaya'nın ardından filmin yapımcıları hiç vakit kaybetmeden Demet Egar'a teklifte bulundu. Evgar teklifi kabul etti mi etmedi mi tartışmaları devam ederken, Bergen'in eski eşi ve katili Halil Serbest'in açıklamaları uzun zamandır çekilemeyen filme bir darbe daha vurdu. ünlü şarkıcı Bergen'in yüzüne kıskançlık sebebiyle kez zapatan ve daha sonra öldüren Halil Serbest bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez. ifadelerini kullandı. Eski iş? zaten karşılıklı acılar çektik. Daha fazla konuşulmasını hiçbir zaman istemedim. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Kimse bilemez kapalı kapalar ardında psikolojik şiddetin en alasını kimin görüp kimin görmediğini. Bu nedenle filmcilere şu tavsiyede bulunuyorum. Yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Kime sordunuz? Rahmetli Belgin, Bergen olmazdan evvel nerede filmciler? dedi. Evet, önce pandemi, sonra oyuncu problemleri. Şimdi de eski işin vetosu nedeniyle bir türlü çekilemeyen Bergen filmiyle ilgili gelişmeler nasıl olacak? Ne zaman çekilecek? Merakla bekliyoruz. Böyle çok her izlediğimde benim canımı yakan, eminim ki ekran başındaki herkesin de canını acıtan bir konu bu. Hiç Öyle. gördün mü Bergen'i? Bergen'i görmedim. Çünkü Bergen İstanbul'a çok gelen bir Anadolu sanatçısı değildi. Genellikle İzmir, Adana ve Türkiye'nin diğer illerindeki yerlerde çalışıyordu. İstanbul'daki gazinolarda çalışacak seviyeye geldiği zaman da ömrü çok vefa etmedi zaten. Ee, Anadolu'da asıl pavyonlarda dolaşıyordu yıllarca. Pavyonlarda zaten bu adam da hali serbest onu pavyonda tanıyıp evlenmişti. Evet. Ya adamı kadını hem pavyonda tanıyorsun evleniyorsun Adamı sahnede, sahnede sahnede tanıyorsun. Hem de şarkı söylemesine, sahneye çıkmasına izin vermiyorsun. Bu nasıl bir demin dedin ya işte şu, yani konuştuk ya cehaletten falan. Evet, evet. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Adamları tabii ki gördüm. Ben hali serbest Bergen'i öldürüp cezasını çektikten sonra cezaevinden çıkınca, <laughs> o zaman Star Televizyonu'ndaydım ben. Ee, orada bir program yapıyordum. Adana'ya gittim ve kendisine röportaj yaptım. Aa. Tabii e, kendisine sordum, neden öldürdün Bergen'i diye. Evet, neden öldürdü? E, çok üzdü beni dedi, çok üzdü dedi. Neden üzdü dedim... <laughs> Sözümü dinlemedi dedi. İyi de Bergen kaç yaşındaydı o zaman? Vefat ettiğinde 30 yaşındaydı. Ya sözünü dinlemedi diye öldürmesi mi gerekiyordu? İşte yani? şöyle bir şöyle bir mantık var ya kadının üzerinde erkeğin bir hakimiyeti söz söz yani o karısı o karısı ise sözünü dinleyecek mantığı var ya. Peki benim en merak ettiğim konu şu. Sen bu soruyu sordun mu acaba? Evet. Bergen'in yüzünü o hale getirdikten sonra Bergenle bu adamın evde salata falan yaparken fotoğrafları var. Evet. Mesela Bergen o hale geldikten sonra tekrar bu adamı niye affetmiş? Bergen de e, bir Anadolu kadını. Bergen de e, örf ve adetlerle büyümüş. Bergen'in de e, bir yuvası olsun özlemi isteği Bence her zaman var. Bence Bergen'i öldürmesinden korktuğu Yo, için mi ya, acaba affetti? Bergen ya Bergen delikanlı bir kadındı. Nasıl söylüyorsun öldürmesine korktuğu için? Hayır asla. Asla. Bergen öldürülmekten korkan bir kadın olsaydı bu adamın bütün tehditlerine rağmen Kezzap değil ki sadece. Niye o zaman bu adamı sadece bu kadar çok Kezap Kezap sevmiş mi yani? Hem sevmiş hem de e, Kezzap bizim pek bilinmeyen bu adam Bergen'i bir daha öldürmeden, öldürmeden evvel kurşunlattı. Evet. Ayrıca bir kurşun attı yine öldürmek için. Ve hep o, göz dağı vermiş hep yani. Ya Belgen çekinen korkan bir kadın olsaydı çıkar mıydı bu adamın bütün tehditlerine rağmen? Adam tehdit ediyordu o gidiyordu öbür şehirde. Adam o şehirdeki gazinoculara diyordu çıkarmayacaksınız. da sevgi değil ki işte ya küçücük bir kadını sen görüyorsun. Yani şimdi de cezaevinden çıkmışsın. Bana sormadan film çekemez. Bu da çok kötü. En azından kadının sesini sevenler, hayranları onun filmiyle bir mutlu olurlardı. Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım demiş öldürdükten sonra. Bergen'in anneciği mezarını kafes içine aldırmış. Demir parmaklıklar yaptırmış ya evladının kızının ölüsüne bile zarar gelmesin diye bir anne için düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir acı ya ne kadar kötü bir şey bırakmağı Bergen'in filmi olsun şimdi yapımcılar bu adama gidip para verseler peki filmi yaptıracak mı Şimdi yapımcının hatası var bu işin buraya gelmemesi lazımdı. Yapımcı daha profesyonelce davranmak zorundaydı. Bütün filmler öyle çekilir. Yani gidip önce o filmle ilgili böyle bir insan hikayesi çekiyorsan kim varsa ...dedesine kadar, torununa kadar herkesin imzasını alacaksın. Herkesin isteğini yerine getireceksin. Kanunen onların isteği bu. Hakkı. Ondan sonra film çekiyorum diye çıkacaksın. E böyle orta yerde şimdi bu adam çıkar. Yarın bir gün bakarsın Bergen'in yeğeni çıkar. Bilmem kim çıkar. Yani herkes elinden imzalı kağıdını alacaksın. Ancak bu da olmasa tabii bize malzeme çıkmazdı. Bize malzeme çıktı basına. Fakat bu adam böyle konuşarak filmi çektirmeyecek falan değil... Hmm. Sadece alacağı paranın fiyatını yükseltiyor. Ben diyor böyle isterim diyor. Yani öyle ben az parayla o demek bu. Az parayla olmaz bu iş diyor. Biraz kalın geleceksiniz diyor. Söyledikleri o. Ya bir yapımcının da şimdi gidip de bu kadının katiline para vermesi de nasıl olur? Mesela ben şöyle düşünürüm o zaman. Ben Bergen'in filmini izlemeye gittiğim zaman rahatsız olurum kendimden. Niye bu kanunların hakkı olur? Ya, ya? kanunların şey hak ya. olabilir ya. ama vicdanen hak değil bana göre. Yani ya, ya, kadını öyle. gencecik yaşta mezara sokan bir adama bu yok yüklü para verilecek. Hiç çekilmesin bu film daha iyi o zaman. Yok yok çekilsin. Bergenin hayatının çekilmesi lazım. Herkese örnek olması lazım. Ee, ve o filmle de topluma güzel mesaj verileceğine inanıyorum. Evet çekilecektir yani bu, bu kadar işe e, soyunan bir yapımcının buraya kadar geldi artık. Bu adamla da usul yapacağına inanıyorum. Bu işi halledeceğine inanıyorum. Zaten adam da hiç çektirmeyeceğim demesi filan çekilmeyecek anlamını taşımıyor. Dediğim gibi istediği verilince susacaktır. İşin şeyi o. Manas yani sence çekin bence çekilmeli diyorsun. Tabii, Şimdi tabii. buradan kadınların çok izlediği bir saat bu saat. Kadınlarımıza seslenelim. Yayının başında da öyle keko falan bir espri yaptık ama kıskanıldığınız zaman lütfen sevildiğinizi düşünmeyin. Evet. Çünkü bazı kadınlar kıskanıldığı zaman sevildiğini düşünüyor ya da sen bu işi yapmayacaksın dediğin zaman diyor ki adam beni seviyor hiç alakası yok lütfen babanız hariç kendi canınız kanınız hariç hiçbir adamın peşinden gidip de işinizi gücünüzü bırakmayın bugüne kadar işini bırakıp da bir adamın peşinden gidip mutlu olan görmedim hep ortada kalan gördüm lütfen adamların psikopatlarını, psikopatlığını ilişkinin başında görün. Çünkü her gün yani artık yüzlerce kadın cinayeti oluyor. Oluyor maalesef. Hepsi kıskançlıktan oluyor. Neymiş orada çalışamazsın. Neymiş gidemezsin. Kadın eve para getirince çay çorba alınca onu içersin. Kadın çalıştı diye bir de kadını döversin. Valla ben bu bergen konusunda çok ikiye ayrılıyorum. Özellikle bu adama para verilmesi beni böyle çok yani şey sinirimi bozan bir durum demiştim yani niye peki sahneye çıkması niye seni rahatsız ediyor? Bergen'in katiline soru sormuştum. Abi de bir şey işte orada erkekler gidiyor sıf izlemeye. Oraya aile gitmiyor ki demişti yani onun sahneye çıktığı yerlere. Peki sen de orada dedim onunla tanıştın filan ama ben dedi tanıştım ama dedi ben onu evin hanımı yapmak için dedi sevdim dedi evimin hanımı olsun bir daha çalışmasını istedim dedi. Peki dedim onun içindeki sanat aşkı ne olacak yani onun o şarkı söylemek istedim. evinde söyleseydi abi dedi evinde söylemek istemedi kadın çıkıp işini Her yapmak istedi çalışmak, cevabı vardı yani çalışmak. adam o kadar aklı başında konuşuyor ki adam yani zannedersin ki hakikaten bak söylüyorum zaten buradaki röportajında söyledikleri de öyle adam zannedersin ki yani üniversite mezunu filan bir insan böyle karşında konuşuyor yani bakalım ne olacak. yazık haberleri oldu e. bekleyeceğiz. yapımcıdan da haberleri bekleyeceğiz bakalım evet. belgenin filmi yıllardır askıda olacak mı olmayacak mı göreceğiz Allah tekrar rahmet eylesin tabii Amin. ki çünkü belgenin sesi her zaman kulaklarımızda şimdi seni muhteşem hadiseli bir görüntüle